biliyorsunuz futbol önemli bir propaganda ve halkı yönetme aracı ve özellikle otoriter rejimler ve diktatörler futbola ayrı bir ilgi gösteriyor. Bununla birlikte İran devrik lideri Saddam Hüseyin'i futbola pek anmayız. Halbuki futbol da Saddam Hüseyin'in radarındaydı. Fakat Irak'ta işler futbol açısından biraz farklı ilerledi. Futbol Federasyonu'nun başına oğlu Uday geçince ülke sporcular için tam bir cehenneme döndü. 70'li yıllarda hem Arap Milliyetçisi Baas Partisi'nin hem de İran başına geçen Saddam Hüseyin kadınlara birçok sosyal hak tanıdı ve petrol gelirleri sosyal hizmet, teknoloji ve altyapıya harcandı. Temel eğitime ağırlık verildi. Okul ve toplu konutlar inşa edildi, eski binalar yenilendi ve sağlık sistemi Orta Doğu'nun en iyi sağlık sistemi haline getirildi. Tabi Saddam Hüseyin bunun yanında gizli polis teşkilatı kurmuş, muhaliflere, Şiilere, Kürtlere ve Türkmenlere baskı yapmış, sivillere orantısız şiddet uygulamış ve ülkede komünist avı başlatarak Sovyet Rusya ile arasını bozmuştu. 1979 İslam devrimi ile İran'da başa bir zamanlar Saddam Hüseyin'in Irak'tan kovduğu Şii din adamı Hümeyni geçti. Irak nüfusunun yarısı Şiilerden oluşuyordu. İslam devrimi sonrası Irak'ta Şii din adamı Es-Sadr Baas Partisi'ne ve Saddam Hüseyin'e karşı cihat ilan etmiş. Saddam Hüseyin ise içlerinde Es-Sadr ve Şii din adamlarının olduğu birçok insanı idam ettirmişti. İran, Irak'taki Şiileri destekliyor. Kuzeydeki Kürt nüfusu Saddam'a karşı kışkırtıyordu. Saddam ise buna karşılık İran'da Sünnilerin yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinin özerkliğini istiyor. İran'daki Kürtleri isyana teşvik ediyor. Ortak kullandıkları Şatlü'le Arap su yolunda hak iddia ediyordu. Karşılıklı iç işlere karışma ve gerilimler sonrası 1980 yılında İran-Irak Savaşı başladı. Bu savaş bir yıpratma savaşıydı. İki tarafta karşılıklı olarak birbirlerinin petrol kaynaklarını vuruyordu. Batı dünyası da boş durmadı. Petrol kaynaklarının tamamı İran'ın eline geçmesin diye başta Saddam Hüseyin'i destekleyecek, ileriki yıllarda da denge bozulmasın diye İsrail ve Suriye üzerinden İran'a silah ve malzeme desteği sağlayacaktı. 1984 yılına geldiğimizde iki ülkede ciddi kayıtlar vermeye devam ediyor fakat birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlardı. Bu anlamsız savaşın 4. yılına girildiğinde Irak'ta halkın morali bozulmuştu. İşte tam bu aşamada Saddam Hüseyin savaşın sebep olduğu psikolojik çöküntüyü aşmak, ulusal gururu canlandırmak ve halkın moralini yükseltmek için futbolu ve olimpik sporları kullanacaktı. Bunun için 20 yaşındaki büyük oğlu Uday Hüseyin'i Olimpiyat Komitesi'nin ve Futbol Federasyonu'nun başına getirdi. Irak milli takımı Asya'nın en güçlü ekiplerinden biriydi. Çok yetenekli oyuncular yetiştiriyorlardı ve futbol ülkenin en sevilen sporuydu. Bu sefer milli takımın önemli bir misyonu olacaktı. Ne var ki Uday idaresinde işler biraz farklı ilerleyecekti. Bazı kaynaklara göre Uday lükse düşkün bir evlattı. Pahalı araba koleksiyonuna sahipti. Evinde aslan besliyordu. Bununla birlikte cinsel saldırı suçlarına karıştı ve komutanların eşlerine yürüdüğü konuşuluyordu. Uyuşturucu ve alkol partileri düzenleyen Uday aynı zamanda şiddet eğilimliydi. Henüz 16 yaşındayken kız arkadaşına öğretmenini nasıl vurduğunu anlatıyordu. Adı sık sık işkence ve dayak olaylarına karışıyordu. 1983 yılında El Reşit isimli futbol kulübü kuran ve milli takımdaki en iyi oyuncuları bu kulübe transfer eden Uday, transferlerin tamamında tehdide başvurmuş ve oyuncular korkudan ikincilikteki bu takıma transfer olmuştu. Sezon boyunca hakemler Uday korkusundan oyunculara kart gösteremedi, offside atılan gollere bayrak kaldıramadı. Uday ise her galibiyet sonrası oyunculara para, ev ve araba hediye ediyordu. Tabii bu tutarsız hareketleri federasyon başkanı olunca da devam etti. Görev süresinin ilk yıllarında Zico'nun kardeşi Edu'yu ve sonrasında bazı Brezilya teknik direktörleri milli takımın başına getirdi. Edu zaman zaman kötü performans ve ahlaka uygunsuz davranış sebebiyle oyuncuların ortadan kaybolduklarını, birkaç gün sonra saçlarının kazınmış ve üzgün olarak tesislere geri döndüklerini anlatıyordu. Edu bunlara karışmıyordu çünkü ülkenin iç siyasetine karışmaya değil teknik direktörlük yapmaya gelmişti. Saçların kazınmasıysa Irak'ta utanç verici kabahat işleyenleri disipline etmek için uygulanan toplumdan dışlayıcı ve utanç verici bir ceza türüydü. Uday'ın ilk yıllarında milli takım için işler iyi gidiyordu. Takım Arap Körfez Kupası ve Arap Kupası'nı kazanmış, 1984 yaz olimpiyatlarını ve hemen ardından tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişlerdi. İngiliz temsilcisi Chelsea ile ve Bebeto, Zico ve Sokrates gibi yıldızların forma giydiği Flamengo ile hem Brezilya'da hem Irak'ta hazırlık maçı oynamışlardı. Tabi Uday zaman zaman psikolojik baskı yapmaya devam ediyordu. 1984 olimpiyatlarında başarısız olan teknik direktör Amma Baba hakkında gazetelerde alkol ve kadın düşkünü diye haber yaptırmış. Baba ise kapı kapı dolaşıp arkadaşlarını böyle biri olmadığını ikna etmek zorunda kalmıştı. Uday 1986 Dünya Kupası'ndan sonra ipleri eline aldı. Oyuncuların suratlarına köpek ve maymun diyerek hakaret ediyordu. Ama bunlar oyuncular için henüz iyi günlerdi. Uday 1988 yılında babasını koruması ve yakın arkadaşını önemli bir partide konukların gözü önünde öldürdü.
Babası onu idam etmeyi düşünse de bunu yapmadı ve Uday'ı İsviçre'ye gönderdi. Onun olmadığı dönemde ise milli takım 1988'de Körfez Kupası'nı kazandı. Otoriter rejimlerde tek adamlar genelde mutlu aile pozları verir. Saddam Hüseyin sık sık mutlu aile tablosu fotoğrafı çektiriyordu. Ama sarayda işler göründüğü gibi gitmiyordu. Uday babasının çok eşli olmasını sindiremiyordu. Saddam Hüseyin ise oğlu Uday'dan utanç duyuyordu. Karakterleri farklıydı. Bir gün Uday kendisine kimlik soran bir askere tokat atmış. Bunu duyan Saddam Hüseyin aynı askerden Uday'a tokat atmasını istemiş. Asker yumuşak vurunca daha sert demişti. Uday ise güç zehirlenmesi yaşıyor, şiddetle istediği şeyi yaptırabileceğini düşünüyordu. Uday İsviçre'de de rahat durmadı. Burada polise silah çekince sınır dışı edildi ve ülkesine geri döndü. Dönünce de sporla uğraşmaya devam etti. 1988 yılında İran-Irak Savaşı nihayet sona ermiş, raporlara göre 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. 16-17 yaşında gençler cepheye sürülüyordu. Irak ekonomik olarak yıpranmıştı. Zararı telafi edebilmek için Kuveyt'i işgal edip petrol kuyularını ele geçirdiler. Uday voleybol takım antrenörü Taner Eldivan'ı Kuveyt işgali sonrası spor malzemelerinin yağmalanması için görevlendirmiş, Divan ise bunu reddettiği için 3 ay hapis cezası almıştı. Uday'ın korku imparatorluğu giderek büyüyordu. Savaştan sonra Uday'ın oyuncaklarından biri elinden alındı. Sahibi olduğu El Reşit ülkenin en iyi oyuncularına sahipti. Bu aşırı güçlü takım ligi domine ediyordu. Futbol severler ve diğer kulüplerdeki futbolcular bu durumdan oldukça rahatsızdı. Kulüp apar topar kapatıldı. Kapatılma kararını ise Saddam Hüseyin'in verdiği söyleniyordu. Uday ise milli takımla uğraşmaya devam etti. 1992 yılında teknik direktör Ammo Baba bir kupa töreninde 50 bin kişinin önünde Uday'dan madalya almayı reddettiğinde tribünler Uday korkusunu yenip Ammo Baba'yı çılgınlar gibi alkışladı. Baba ülkenin yetiştirdiği en önemli futbolcu ve teknik direktördü. Uday'a itiraz edebilme cesareti gösteren ender kişilerden biriydi. Uday bir keresinde yeteneksiz olmasına rağmen takıma Sünni futbolcuların alınmasını ve yetenekli Şii oyuncuların kadro dışı bırakılmasını istemiş, Süryani ve Hristiyan olan Ammo Baba ise buna karşı çıkmıştı. Ammo Baba Irak halkı tarafından çok sevilen bir isimdi. Uday babayı karşısına alamadı fakat baba ne olur ne olmaz diye ailesini ABD'ye gönderdi. Tabi Ammo Baba'nın arkasında Saddam Hüseyin vardı. Saddam Hüseyin onu ülkenin en dürüst adamı olarak nitelendiriyordu ve oğlu dahil hiç kimse ona zarar vermeye cesaret edemezdi. Tabi uzun yıllar süren İran Savaşı, ardından Kuveyt işgali ve hemen ardından gelen Körfez Savaşı ile birlikte Irak ağır ekonomik yaptırımlara uğramıştı. Kitlesel tepkilerin merkezi ise tribünler olacaktı. Ammo Baba'nın alkışlanmasının ardından özellikle Bağdat dışındaki tribünlerde siyasi hareketlilik arttı. Şii nüfusun fazla olduğu Basra'nın kulübü olan El Mina tribünlerinde Saddam Hüseyin, Uday ve rejim aleyhine slogan atılmış, Irak güçlerinin müdahalesiyle 3 kişi ölmüş, 25 kişi ise ağır yaralanmıştı. Uday sporculara şiddetin dozunu giderek arttırıyordu. Saç tıraşı, elektrik kablosuyla dayak ve falaka gibi cezalar veriyordu. Milli takım 1994 Dünya Kupası'na katılamayınca federasyon başkanı Uday betondan bir futbol topu yaptırmış ve oyunculara bu topla şut çekme cezası vermişti. Üvey amcasını vuran, bu olay sonrası lüks araba koleksiyonu babası Saddam Hüseyin tarafından yakılan, sonrasında eniştelerinin ve onların çocuklarının yani Saddam Hüseyin'in torunlarının infazında rol aldığı iddia edilen Uday'ın ruhsal durumu iyiden iyiye bozulmuştu. 1996 yılında suikaste uğradı. Uday'a 50 el ateş edildi, bunların 17'si doğrudan Uday'ın vücuduna saplandı. Fakat Uday mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Bu suikast onu daha da acımasız birine dönüştürdü. Saldırıdan sonra kardeşi Kusay'ın babasının yerini alacağı konuşulmaya başlanmıştı. Uday ise bütün hıncını sporculardan çıkarıyordu. Olimpiyat Komitesi binasının 4. katını partiler için kullanırken Bodrum katına 30 hücreli bir hapishane inşa ettirdi. Dikenli tabut gibi orta çağdan kalma işkence aletleri yaptırdı. Demir maske, zincir kırbaç ve parmak mengenesi gibi aletleri oyuncular üzerine kullanmaya başladı. Falaka, ayakları kaynar suda haşlama ve tırnak çekmede kullanılan diğer işkence yöntemleriydi. Bazen Uday cezaları kendi uyguluyordu. 2-0 kaybedilen Bahreyn maçı sonrası 7 futbolcuyu elektrik kablosuyla bizzat dövmüştü. Kırmızı kart gören bir oyuncu 2 metrekarelik uyumanın imkansız olduğu bir hücreye hapsedilmiş, 2 saat boyunca durmadan şınav çekmeye zorlanmış ve kırbaçlanmıştı. Şike yapmayı reddeden bir hakem de benzer cezaya çarptırılmıştı. Bir karşılaşma penaltılara kalmış, sadece 3 oyuncu topun başına gitmişti. Futbolcular penaltı kaçarsa başlarına geleceklerini biliyorlar ve korkuyorlardı. Ama penaltı kullanmazlarsa bütün takım ceza alacaktı. O yüzden mecburen topun başına geçtiler. Penaltıyı kaçıran oyuncu 3 hafta esir kampında tutuldu. İlk yarısı 0-0 biten bir maçın devre arasında soyunma odasına telefon edip maçı kazanmazsanız 1 ay hapiste kalırsınız diye oyuncuları tehdit etmişti. Oyuncular korkudan ikinci yarı oynayamadı ve maçı 3-0 kaybettiler.
Uday içlerinde antrenör ve doktorların da olduğu kafileyi bir çiftliğe götürmüş, işkence etmiş, pis su içirip bozuk yemek yedirmişti. 23 kişiden 20'si kolera olmuştu. Oyuncular ahırda uyuyordu. Uday Hollanda'dan getirdikleri ineklere futbolculardan hastalık bulaşmasın diye oyuncuları serbest bırakmıştı. Yine bazı oyuncuları sırt üstü asfaltta sürüklemiş, yaraları enfeksiyon kapsın diye lağım kuyusuna attırmıştı. Hapisten çıkan oyuncularsa günde 12 saat antrenman yapmaya zorlanıyordu. Tabi Uday fiziksel işkence yanında psikolojik yöntemlere de başvuruyordu. Kazakistan yenilgisi sonrası takım oyuncuları duvarları ve içindeki bütün eşyalar kırmızıya boyanmış bir odaya hapsedildi. Sporcular burada mental sorunlar yaşadı. Habib Cafer isimli oyuncuyu gece 2'de uykudan uyandırıp sinek yakalama cezası vermişti. Habib yakaladığı sineği Uday'a götürmüş, Uday ise bu erkek ben dişi istemiştim deyip oyuncuyu dövmüştü. Yine aynı futbolcuya duvara çizilmiş bir bisiklete binme cezası verilmişti. Oyuncular öyle sindirilmişti ki Uday'ın her antrenmanı izlediğini düşünüyorlardı. Yurt dışına transfer olmak da kolay değildi. Katar'a transfer olan Habib Cafer maaşının %60'ını Uday'a vermek koşuluyla ülke dışına çıkabilmişti. Uday bir oyuncunun Uruguay'a, bir oyuncununsa Barcelona'nın genç takımına transferine engel olmuştu. Ayrıca Uday istemediği sürece futbolcular emekli olamıyordu. Ülkeden kaçan sporcuların olması ve şikayetler sonrası FIFA Irak'a bir heyet göndermiş, Uday ve adamları ise vücutlarında işkence izleri taşıyan oyuncuları heyetten gizlemişti. FIFA raporunda işkenceye dair bir sorun olmadı ve Irak'ta işlerin yolunda gittiği yazılmıştı. Bütün bu zulme rağmen kimi maçlarda galip takımı güler yüzle karşılayıp onları madalyayla ve parayla ödüllendiriyordu. Hatta kimi oyuncular sırf verdiği pahalı ödüller için bu zulme katlanıyordu. Ama oyuncular belinde silahla madalya veren bu 2 metrelik zalimden yine de korkuyordu ve tedirginlikleri yüzlerinden okunuyordu. Uday'ın korku imparatorluğu ABD'nin Irak işgaline kadar devam etti. ABD 11 Eylül sonrasında Irak'ta kitle imha silahları olduğu bahanesiyle Irak'a savaş ilan etti. Bağdat gece gündüz bombalandı ve hiçbir suçu olmayan siviller hayatlarını kaybetti. Irak bombalanırken Uday futbol maçlarının devam etmesi emrini verdi. İnsanlar bomba sesleri altında tribünlere gidip maç izledi. Ama Uday'ın korku imparatorluğunun sonu gelmişti. Uday ve Kusay kardeşler saklandıkları evin sahibi tarafından ihanete uğrayınca ABD'li işgal kuvvetleri tarafından çevrelendi. 4 saat süren çatışma sonucu iki kardeş hayatlarını kaybetti. Sporcular Saddam rejiminin yıkıldığına inanamıyordu. Uday ve Kusay'ın ölümünü sevinçle karşıladılar. Ama Irak'ta hayat bir daha normale dönmeyecekti. ABD işgali sonrası ABD Futbol Federasyonu Irak'ta tepkileri azaltmak için 60 bin futbol topu gönderdi ve halka dağıttı. Askerler ve Iraklılar arasında bir futbol maçı organize edildi. Bu arada Uday döneminde zulme uğrayan sporcu ve antrenörler bombalanıp yağmalanan Olimpiyat Komitesi binasında kendilerine ve sporculara işkence yapıldığına dair belgeleri aradılar. İddialara göre Uday döneminde 52 sporcu öldürülmüştü. Irak'ta savaş sonrasında karmaşa hakimdi. Etnik ve mezhepsel ayrım yaşanıyor, iç savaş bitmek bilmiyordu. Bir grup terörist sırf Hristiyan diye amababanın evini basıp ona şiddet uyguladı. Irak Tekvando milli takımının 13 sporcusu kaçırıldı ve öldürüldü. Alman teknik direktör Strang'ın şoförü silahla vuruldu. Takım artık farklı etnisiteye ve farklı mezheplere sahip oyunculardan oluşsa da teröristler oyuncuları ve ailelerini tehdit ediyordu. Sporcular artık Irak dışına göç ediyordu. Brezilyalı ve Müslüman teknik direktör Jorvan Vieira'nın teknik ekibinden bir arkadaşı bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ama Vieira'nın döneminde yaşanan bir olay bütün Irak'ı sokaklara dökecekti. Kaos ortamı devam ederken Irak milli takımı 2007 Asya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Yarı finalde Güney Kore'yi penaltılarla eleyip finale yükselince halk sokaklara döküldü. Ne var ki gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 50 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. Irak milli takımının morali bozulmuştu fakat savaş mağduru Irak halkına bir söz vermişlerdi. Finalde Suudi Arabistan'ı yendiler ve kupayı kazanarak inanılmaz bir peri masalı hikayesine imza attılar. Irak milli takımı savaştan çıkmış ve buna rağmen ilk defa büyük bir kupa kazanmıştı. Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Yezidi, Ermeni ve farklı etnik kimliklerin bir arada olduğu, farklı inançların ve mezheplerin binlerce yıldır varlığını sürdürdüğü bu coğrafyada futbol açısından işler gelecekte nasıl ilerleyecek merak içindeyim. Ben Mr. Major. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.